baraj altında kalmayacak, geleceğe taşınacak inşallah. Bu meydandan daha nice Hasan Koçaklar yetişecek diye ümit ediyoruz. Hasan'ımız da bugün yanımızda. Ona da hoş geldin diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir cümle kullandın. Ben de artık bundan sonra onu söyleyeceğim. Yusuf Enis su altında kalmayacak, geleceğe taşınacak. Doğru mu başkanım? Şu meydanlarda ve binlerce insan sizleri alkışladı. O alkışın sayesinde de O Ses Türkiye birincisi oldunuz. Ama bütün Artvinli destek oldu. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi öncelikle herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Size çok teşekkür ediyorum böyle yayıncı kuruluş olduğunuz için. Ben de bu sahnelerden çıktım. Bu sahnelerin tozunu YouTube'da Türkiye'ye açıldık, O Ses Türkiye'ye açıldık, orada şampiyon olduk. O zaman bizi destekleyen insanlar şu anda da büyük bir heyecanla destekledi ve şampiyon ilan ettiler, sağ olsunlar beni. Şimdi de o sahnenin tozunu yuttum, jüri olarak çağırdılar. İlk jüri kariyerim olacak. İnşallah O Ses Türkiye jürisi de olurum zamanında. Orada da temsil ederim. Şimdi jüri üyesiyim. Çok mutluyum, çok huzurluyum, heyecanlıyım da. Yarışmacı arkadaşlarımın heyecanını da anlıyorum. Onlara hem destek hem de not vereceğim artık. Herkese teşekkür ederim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yöresel türkülerin bu yarışmalarda ne kadar rolü var? Ben orada O Ses Türkiye'de hem şarkı söylerken hem de sahne yapabildim. O heyecanımı kırabildim. Yıllardır Yusuf Elindeyiz, yıllardır bir sürü etkinliğimiz oluyor. Türk yarışmasında da vardım, tiyatro yarışmasında da vardım. O sahnenin tozunu yutmak sana hem heyecan kazandırıyor hem de bir nevi heyecanını kırıp bir şeyler yapabilmeni sağlıyor. O heyecanı ben üzerimden atmıştım Yusuf Eli'deki etkinliklerimiz sayesinde. O yüzden rahattım. O yüzden nice benim gibileri de kazanacak ve ilerleyecekler. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. Evet sayın seyirciler. İşte O Ses Türkiye'nin bu sahnelerden yetişip ve O Ses Türkiye şampiyon olan kardeşimizin o sahnede, şimdi o sahnedeki gençlerimizin türkülerini hep birlikte dinleyeceğiz diyorum. Ve sizleri O Ses Türkiye şampiyonu yetiştirecek sahneyle baş başa bırakıyorum. Şöyle geçelim. Kime geçtin abi? Düzenlenen ve geleneksel hale gelmiş olan okullar arası Türkiye yarışmasına hoş geldiniz. 9 yıl kesintisiz devam eden ancak pandemi nedeniyle 3 yıldır yapılamayan okullar arası yöresel Türkiye yarışmamız bu yıl tekrar siz kıymetli Yusufelilerle buluşuyor. Kıymetli misafirler, yöresel kültürümüzün yaşatılması, onların gelecek nesillere aktarılması ve kültürümüzün kayıt altına alınması adına çok önemli gördüğümüz bu yarışmamız, aynı zamanda gençlerimizin özgüvenlerinin oluşması ve kendilerini geliştirmeleri için önemli bir işlev görmektedir. İlk olarak açılış konuşmalarını yapmak üzere ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ebubekir Alp Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum.
Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, İl Genel Meclisi Başkanım, kıymetli protokol, sevgili Yusufeliler, sevgili gençler, türkü tadında bir programa, bir geceye hepiniz hoş geldiniz. Günahım, sevabım o namelerde, mahşerde ömrüme kefil türküler, sakız gibi döner dilden dillere, anlatılır gibi değil türküler. Ah bu türküler, köy türküleri, ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz. Ah bu türküler, köy türküleri, dilimizin tuzu, biberi. Türküler dilimizin tadı, kulağımızın en güzel besini. Hiçbir sanat dalı insanı türküler kadar derinden etkileyemez. Bir tabloya bakarsınız, hoşunuza gider, mükemmel dersiniz. Bir heykele bakarsınız, muhteşem yapılmış der, geçersiniz. Oysa bir türkü dinlediğinizde çok güzel der, yine geçersiniz. Ancak bu sefer kendinizden geçersiniz. Çünkü o türkü sizi başka bir diyara götürür, sizi başka dünyaları yaşatır. Her sözü film gibi onların, derin ve anlamlı, çok şey anlatırlar. Aşkların en güzelini, sevgiyi, merhameti, özlemi, memleket hasretini. Her birinin ayrı ayrı tatları vardır. Kimi sizi hüzünlendirirken, kimisi neşelendirir. Türkü sever, türkü söyler. Özdeyişinden anlaşılacağı gibi Türk halkı sevinçlerini, hüzünlerini, hadiseler karşısındaki duygu ve düşüncelerini türkülerle dile getirmiştir. Bizim en büyük zenginliklerimizden biri de türkülerdir. Türküler hepimizin değeridir. Bizim kültürümüzü, duygularımızı anlatmışlardır. Onları yaşamak hepimizin görevidir. Bu görevi 10.sunu düzenleyerek, 10 yıldır pandemide 3 yıl ara vererek düzenleyerek bunu yaşatmaya, genç nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Bu projenin başlamasında, yürütülmesinde en büyük destekçimiz olan Belediye Başkanımız Sayın Eyüp Aytekin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu tarz etkinliklerin semerelerini zaman içerisinde alıyorsunuz. Bunun en belirgin özelliği bu etkinliklere katılmış ve en son düzenlenen OSES Türkiye yarışmasını kazanarak bizleri gururlandıran Hasan Koçak'tır. Bugün kendisi aramızda, hoş geldiniz. Jürimizde görev alıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum Hasan Koçak'a. Türkülerin, ama gerçek anlamda soylu türkülerin kendisi başlı başına bir öğretmendir. İnsanı eğitir, geliştirir, insanı daha erdemli kılar. Daha akılcı davranmaya yönlendirir. Türkü sevgisi çok küçük yaşlarda başlatılmalıdır. Biz de bunu ilkokul, ortaokul ve liselerdeki yarışmalarla öğrencilerimize, gençlerimize sevdirmeye çalışıyoruz. Türkü bir aynı zamanda vatan sevdasıdır, memleket hasretidir. Kendi türkülerini okumayan milletlere yabancılar kendi türkülerini okutacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle bugünün yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sevgili gençler, bilmelisiniz ki bizim için hepiniz birincisiniz. O muhteşem seslerinizle bizleri ödüllendireceksiniz. Öğrencilerimizi hazırlayan tüm öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yaklaşık 2 aydır bir süredir öğrencilerimizle baş başa bu ezgileri, türküleri çalıştırarak dile getirmeye çalıştılar. Ve en önemlisi maddi ve manevi desteklerinden dolayı Kaymakamımız Sayın Hüseyin Kaptan'a, Belediye Başkanımız Sayın Eyüp Aytekin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hepinize türkü tadında bir gece diliyorum. İyi akşamlar. Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Yusufeli Belediyesi Sosyal ve Kültürel İşler Müdürü Sayın Erkin Tokgöz'ü sahneye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli misafirler,
bu anlamlı 19 Mayıs bayramı akşamı hepinize buraya kadar teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirler, Yusufeli Belediyesi ve Yusufeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ve 9 yıl kesintisiz devam eden ancak pandemi nedeniyle yaklaşık 3 yıldır yapamadığımız bu çok önemli etkinliğimizi bu akşam sizlerle buluşturuyoruz. Kıymetli Yusufeliler, bir festival haftasının daha sonuna geliyoruz. Boğa güreşleri, resim sergisi, konserler ve bugün türkü yarışmasıyla festivalimizin son etkinliğini gerçekleştirip festivalimizi sonlandırmış olacağız. Fakat şunu özellikle buradan belirtmek istiyorum. Kıymetli misafirler, bu Yusufeli olarak içinden geçtiğimiz çok önemli tarihi dönemeçte yaptığımız bu etkinliklerle özellikle yöresel türkü yarışmaları, drama skeç yarışmalarıyla biz kültürümüzü geleceğe taşıma gayretindeyiz. Diyoruz ki belki ilçemiz su altında kalabilir. Yapılarımız, topraklarımız su altında kalabilir. Fakat bu güzel insanların oluşturmuş oldukları yıllar içerisindeki bu güzel kültürü biz geleceğe taşıyoruz. Bu kayıt altında ve hiçbir zaman kaybolmayacak, ilelebet yaşayacak Yusufeli kültürü. Bu anlamda yöresel türkü yarışmamıza hepiniz hoş geldiniz diyorum ve hepinize iyi seyirler diliyorum. Erkin hocamıza bu güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Şimdi yarışmamıza geçmeden önce yarışma boyunca gençlerimize, öğrencilerimize eşlik edecek olan müzisyenlerimizi sizlere takdim etmek istiyorum. Zurna'da Serdar Durmuş. Kabak Kemane'de Yasin Turan. Kaval'da Özgür Genç. Davul'da Doruk Yıldırım. Elektro gitarda Aziz Sönmez. Ork'ta Osman Medetoğlu. Bağlamada İbrahim Varol. Şimdi de öğrencilerimizi değerlendirecek olan jüri üyelerimizi sizlere takdim etmek istiyorum. Yusufeli Belediyesi Sosyal ve Kültürel İşler Müdürümüz Erkin Tokgöz. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz Nurbay Yazıcı. Halitpaşa Ortaokulu Müdür Yardımcımız Engin Kaşıkçı. Kınalıçam Ortaokulu Müzik Öğretmeni Bahar Demir. Ve son olarak O Ses Türkiye Şampiyonu Hasan Koçak. Kıymetli misafirler, şimdi de jürimizin puanlama kriterleriyle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Solistin ses rengi 10 puan, esere giriş ve çıkış 10 puan, solistin ritme uyumu 20 puan, solistin tona uyumu 20 puan, sahneyi kullanma 10 puan, türkünün ses sınırlarına uygunluğu 20 puan, eserin yöresel olması 10 puan. Şimdi de orkestramızı ve öğrencilerimizi yönetmek üzere müzik öğretmenimiz Zeynep Topaloğlu Sağlam'ı sahneye davet ediyorum. Yarışmamız ilk önce ortaokullar arası kategorisiyle başlayacaktır. İlk olarak Kazım Karabekir Ortaokulu'ndan yarışmamıza katılan öğrencimizin VTR'si ile sizleri baş başa bırakıyorum. Thank you.
Benim adım Mustafa Samet İnce. Kazım Karabekir Ortaokulu'nda okuyorum. 6. sınıf öğrencisiyim ve sizlere Atabarı'nı söyleyeceğim. Öğrencimize teşekkür ediyoruz. Şimdi de 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu'ndan yarışmamıza katılan öğrencimizin VTR'si ile sizleri baş başa bırakıyorum. Şimşek. 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyorum. 5. sınıf öğrencisiyim ve sizlere Ehlojen türküsünü söyleyeceğim. Thank you.
öğrencimize teşekkür ediyoruz. Şimdi de Mehmet Akif Ersoy Yatılı Bölge Ortaokulu'ndan yarışmamıza katılan öğrencimizin VTR'si ile sizleri baş başa bırakıyorum. Benim adım Elin Çalışan. Mehmet Akif Ersoy'u bu. 8. sınıf öğrencisiyim. Şimdi sizlere Cilvera türküsünü okuyacağım. Öğrencimize teşekkür ediyoruz. Şimdi de Kılıçkaya Şehit Cevat Ertan Yatılı Bölge Ortaokulu'ndan yarışmamıza katılan öğrencimizin VTR'si ile sizleri baş başa bırakıyorum.
Herkese merhaba. Benim adım Fatih. Soyadım Çelik. Kılıçkaya Şehit Albay Cevat Ertan Ortaokulu 7. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere 7. çıkma kirazı adlı türküyü söyleyeceğim. Teşekkür ediyoruz. Sarıgöl Şehit Onbaşı Soner Ateş Saçan Ortaokulu'ndan yarışmamıza katılan öğrencimizin VTR'si ile sizleri baş başa bırakıyorum. Elanur Ayşe Gül, Sarıgöl Şehit Onbaşı Soner Ateş Saçan Ortaokulu'na katılıyorum. 6. sınıf öğrencisiyim. Şimdi sizlere Kız Horonu türküsünü okuyacağım. Thank you.
arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi sizleri Alanbaşı Ortaokulu'ndan yarışmamıza katılan öğrencimizin VTR'siyle baş başa bırakıyorum. Kıymetli misafirler, şu anda bir reklam aramız var. Sizi bir 2-3 dakika kadar bekleteceğiz. Daha sonra tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Türkiye Ligi Kupası. İçinde yok yok. Mesela bol miktarda alın teri ve emek var. Sabır ve inanç var. Teknik ve taktik var. Zorlu deplasmanlar, gönülden destekleyen milyonlar var. Bu kupada Vakıfbank Spor Kulübü sporcularının imzası var. Vakıfbank bu sezon Türkiye Ligi'nde 13. kez şampiyon olarak taraftarına büyük bir gurur yaşatıyor. Teşekkürler efsane.